Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarımızı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektir. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bir hisse alırken, yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan bir hisseyi almayın sevgili dostlar. Evet, sizlere hemen şeyimize geçeceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve bildirim zillerini açmanız sevgili dostlar. Ve birazdan YouTube kanalı canlı yayın olacak. Orada sizlerden gelen hisseleri değerlendireceğiz. Son endeksimize bakacağız. Herkesi canlı yayına da bekliyorum sevgili dostlar. Evet, 3 haneli görecek şirketi konuşacağız. 3 haneli görecek şirketi konuşacağız bugün sevgili dostlar. Bilgisayar sektöründe bilişim, yazılım hizmetleri yapan Hitit Bilgisayar konuşacağız. Şimdi bilgisayara şöyle baktığımız zaman en son 33 bandında hızlı bir yükselişten sonra 33'ten sonra hızlı bir şekilde burada 41'lere doğru geldi Hitit Bilgisayar. Şimdi şöyle baktığımız zaman Hitit Bilgisayar'ın en son düştüğü nokta 27 bandıydı. Bakın 33'ten sonra 27'ye düştü. 27'den sonra hızlı bir şekilde yukarı doğru bir ivme kazandı. Şimdi biz burada 3 haneyi bu şirket nasıl görecek? Şimdi burada baktığımız zaman destek noktamız ilk destek noktamız şurası 38 bandı çok önemli. Burada sizlerden şeyim arkadaşlar kademeli girmeniz. Yani bir hisseye aman hocam 3 hane söyledi. Ben hemen bu hisseye gireyim 3 haneyi. Tabii ki bu hemen olacak bir şey değil arkadaşlar. Yani uzun vade düşünün. Her zaman uzun vade düşünün. Bir hisse alırken her zaman uzun vade düşünmeniz sizin için çok çok olumlu olacaktır. Yani bu konuda siz de kendiniz de araştırın. Şirket ne işler yapıyor, yatırım yapıyor mu? Büyüyen bir şirket mi? Bunlara da bakmanız sizin için çok çok önemli olacak. Evet, şimdi şöyle baktığımız zaman 38 bandı çok önemli. Altta 36'sı var. Trend olarak da burada bakın burada yüksek trend, 33 bandı yüksek trend olarak görünüyor. Şimdi buradaki şirket nasıl 3 haneye gelecek? Ben uzun vadede Hitit Bilgisayar'ın tabii ki çok kısa sürede buralara gelen bir şirket. Bak yeni halka arz olanlardan yani geçen sene şurada baktığımızda Mart ayında halka arz olan şirket Hitit Bilgisayar 12'lerden halka arz olmuştu. Ve şirketin kimlerle çalıştığına şöyle bakacağız. Tabii ki şirketin hemen fin tablosuna geliyoruz. Şirket bilgilerine geldiğim zaman %36'sı Pegasus hava taşımacının elinde. Yani bir yabancı yatırımcı var. Yabancı bir şirket yatırımında var. Pegasus taşımacılık. Diğerleri de burada tabii ki Fatma Nur Gökmen, Dilek Kovacık, Hakan Ünlü ve farklı farklı kişiler. Burada toplam ve %26 da çok az bir miktarda diğer halka açıklık oranı var. Şimdi baktığımız zaman şirketin bakın burada seyahat acentesi faaliyetleri ve yazılım geliştirme. Yani şirket yabancı bir şirket. Bakın burada yabancı bir şey var. Yabancı bir şirket olduğu için ben bu şirketin çok çok böyle güzel seviyelere geleceğini düşünüyorum. Şöyle bir fintablesi karneye de bakacağız. Şimdi karnesine baktığımız zaman net kar varlığı yıllık değişikte güzel görünüyor ama diğerleri brüt kar olsun, favori olsun. Karda bir şeylik var arkadaşlar. Karlılıkta altıda bir yani iyi değil karlılıkta. Büyüme de altıda 5 çok çok iyi büyümüş. Borçlulukta hiç borcu olmayan bir şirket. Yani bu şirket yarın bir gün çok çok iyi karlar açıklarsa yani buralarda 40 lira bandında çok duracağını düşünmüyorum. Ve yabancı takaslara baktığımız zaman da burada zaten diyoruz ya yabancı şirket daha çok bu şirketin içinde yabancı yatırımcı. Şimdi şöyle baktığımız zaman Ocak ayından beri hatta Aralık ayından beri yabancı alıma geçmiş. Bakın burada en çok Mart ayında alım yapmış. Nisan'da biraz yapmış. Mayıs'ta çok çok büyük bir şekilde alım yapmış. Yani burada baktığımız zaman Hitit Bilgisayarı ben uzun vadede tabii böyle kısa vadede bir şey düşünmeyin ama burada 38 bandına geç çok çok güzel olur.
Hatta burada tekrardan şu 36'yı 33'ü bile deneyebilir. İçit bilgisayara kademeli girmekte fayda var. Yani kademeli girerseniz uzun vadede İTÜ bilgisayarı 3 hanelere doğru gideceğini ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle kademeli girim yapın. Bir anda hisseye girmeyin. Burada bir miktar dediğim gibi 40 bandından bir miktar 38 bandından gelirse 36 bandına kadar bir para ayırın. Yani buralara kadar gelebilir şirket. Yani çok çok kötü durumda da 33'e kadar gelebilir. Ama ondan sonra hızlı bir şekilde fil tablasını gösterdik. Yani karlılığı şu an çok az olan bir şirket. Borçluluğu yok. Büyümesi çok iyi. Büyümeye açık bir şirket. Yabancı yatırımcının çok olduğu bir içinde çok olduğu bir şirket. Ben onun için yani İTÜ bilgisayarı burada potansiyelli görüyorum. Şu an neleri görme konusunda çok büyük potansiyel görüyorum. Evet sevgili dostlar, sizlerden ricam, tekrar söylüyorum, kanalıma abone olmanız ve bildirim zillerini açmanız. Birazdan canlı yayınımız var. Bütün dostlarımı canlı yayına bekliyorum. Herkese bol kazançlar, iyi akşamlar.